Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere tekrardan bir vlog çekiyorum. Ne vlog olacak diye soracak olursanız zaten bir önceki videomda söylemiştim. Bugün konsere gidiyorum ve onu vloglayacağım. Şimdi de yapacağım şey sizi pek şaşırtmayacak olmalı ki video yüklüyorum. Yani şimdiden hazırlığını yapıyorum ki yarın uğraşmak zorunda kalmayayım. Ve şimdi de bir kapak fotoğrafı yapacağım. Aslında böyle bir tane tasarladım ama şu kısmından pek emin olamadım. Arkaya daha açık renkte bir ne denir ona? Arka plan gelmeli diye düşünüyorum. Şimdi onu deneyeceğim nasıl durduğunu. Ve tatam. Evet, şimdi video ile ilgili her şeyi bitirdim. Yarın saat 12'de yayında olacak. Ve şimdi size ne giydiğimi göstereceğim. Üstüme böyle oversize bir tişört giydim. Altıma da böyle bir şort giydim. Yani kıyafetlerimi nereden aldığımı çok soruyorsunuz. Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Bu Planberry'den, bu da H&M'den. O şekilde. Büyük bir şairle çok büyük bir bestecinin ortak eserini çalmak istiyorum size. Biriciklerin Sultanı galiba bu. Herkese yeni bir günden merhabalar. Şimdi konsere 2 saat kaldı. 9'da başlayacak. Yani muhtemelen 9 çeyrekte falan başlar. Çünkü 15 dakika gecikme oluyor genellikle. Ama bilmiyorum, bakalım. Şimdi duş aldım da saçım aşırı kabardı doğal olarak. Sadece kahküllerimi düzleştireceğim. Arkasını da bu şekilde tokamla toplayacağım. Çünkü tamamen aynı renkler üstümde. Bugün biraz ne yaptığımdan bahsedecek olursam. Şöyle yeni video yükledim. O şekilde başka bir şey yapmadım aslında pek. Ben perdemi açmamışım bugün. Açsak daha kötü olur zaten. Bu şöyle kapalı kalsın. Mor ve Ötesi çektiğim kısmın %75'inin editi falan bitti. Bu arada şimdi bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen bu diyeceğim şey kimse fark etmeyeceği için video yayınlanınca. Bir tane not düşmek istiyorum. Şarkıların isimlerini falan yazarken ne kullandım biliyor musunuz? Mor ve Ötesi'nin
kendi fontunu kullandım. Yani ne demeye çalışıyorum? Bakın. Bir şu fonta bakın. Bir de bu fonta bakın. İkisi de aynı böyle. Grupların kendi ikonik fontlarını bulmaya çalıştım. Neden bilmiyorum. Daha hoş duruyor. Aynı şeyi yaşlanca ve gripinde de yapmaya çalışacağım ama bilmiyorum bulabilir miyim. Gerçekten mor ve ötesi font diye arattım ve bunu aratan Türkiye'deki sınırlı kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. Neden böyle bir şey var? Ben çok ümitsiz girmiştim siteye ama buldum. Neden böyle bir şey var hala anlayamadım ama teşekkür ederim. Şimdi bu inanılmaz yararlı bilgiyi de öğrendiğinize göre ben saçımı toplayayım. Aynı zamanda çakülerimi düzleştireyim. Sonra size ne giydiğimi göstereyim. Sonra da zaten çıkarız. O zaman görüşürüz. Yeni bir kombinle karşınızdayım. İlk olarak saçımdan başlayacağım. Saçımı şu şekilde topuz yaptım. Islakken topladığım için bir tık şuralar kötü oldu ama sorun değil zaten. Kim görecek karanlıkta. Sonrasında böyle bir tişört giydim. Bu telefonla ne var videomda giydiğim tişört. Bunu nereden aldığımı videoda da sormuşsunuz. Zaten link falan da istemişsiniz. Ben hani link vereyim diye baktım ama yok. Yani tükenmiş sanırım. Tükenmiş ama bunu Plan B'den almıştım. Yani bu ve benzeri tişörtleri bulabilirsiniz. Bunun sevdiğim özelliği arkası şu şekilde. Ben tabii içine kıvırdığım için daha azı görünüyor ama tamamen arkası böyle baskılı. Çok hoşuma gidiyor. Şortum da dünkünün aynısı. Çünkü buna uyacak başka bir şortum yoktu. O yüzden buna giydim. Bu şekilde oldu. Kendinize çok iyi bakın.